Merhaba antika severler. Bugün bir Rus tuzluğunu inceleyeceğiz. Gümüş bir obje olan bu tuzluk ne işe yarıyor? Önce biraz bundan bahsedelim. Eski bir Rus geleneksel kültürüne aittir bu. 1845 ve 50'li yıllar arasında yani aslında 19. yüzyılın sonlarına kadar gayet yoğun kullanılmış bir ürün. Neden böyle bir tuzluk kullanmışlar? Tuzluğun formu Gördüğünüz gibi bir tahta benziyor. Genelde bunu yeni evlenen çiftlere hediye olarak yaptırmışlar. Her evde eskiden böyle bir tuzluk bulunurmuş. İçerisine tuz koyuyorlar. Neden? Bu kültür nereden geliyor? Üst kısmına yazılan yazı ne anlama geliyor? Üstünde yazan yazı da Tuz ve ekmek olmadan yemek tamamlanmaz. Rus bir atasözü bu. Bunların kullanım amacı dediğimiz gibi evin bereketinin yerine gelmesi yani yiyecekleri sofrada bir afiyet bulunması için böyle özel taht şeklinde bir tuzluk yapma ihtiyacı bulmuşlar. Çünkü onlar için tuz özel bir nimet. Gördüğünüz gibi tahtın arka kısmında komple kalem işiyle süslenmiş form bulunmakta. Yan tarafı da aynı şekilde çiçek formları var ön tarafında, arka kısmında delikler var. Üst kısmı tırtırlı ve kapak kısmının üstüne yazı yazılmış hediyelik bir parça. Alt kısmındaki gördüğünüz gibi bir horoz motifi var. Bu ne anlama geliyor? Horoz da onlar için iyilik ve bereketi temsil ediyor. Dediğim gibi yeni evlenen çiftlere evine bereket ve iyilik getirmesi için böyle bir tuzluk tahtı hediye etme bir geleneksel kültür. Yine damgalarını inceleyelim biraz elimizdeki ürünün. Gördüğünüz gibi kapağı kaldırdığımız zaman bir usta damgası ve 84 damgasıyla karşılaştık. İç kısmına baktığımızda bir damga göremiyoruz. Alt kısmına bakalım. Alt kısmında bir 84 damgası var. Yan tarafında hemen yine ata binen bir adam motifi. Bu da demek oluyor ki Moskova üretimi. Yine yan tarafında 1876 tarihini zaten okuyabiliyoruz. Üst kısmında bu kişi Viktor Vasilevich Seviniski isminde bir ustamız. Bu ustamız bu ürünün tescilini vermiş olan kişi. Bu ürünü yapan kişi şurada gördüğümüz usta damgasına sahip olan kişi. Yani şu altta ayrıca bulunan damga yapan kişiye ait olan damga. Bu da kimmiş? Ivan Sheshkinovsky isimli bir ustamız 1876 tarihinde bunu yapmış ve saray tarafından bilinen, tanınan bir usta onayları mevcut orijinal bir tuz tahtı. Rus geleneksel kültürüne ait bir eser. Türkiye'de çok nadir bulunan parçadır. Rusya'da çok yaygın bir kültürdür. Ama tabii ki kullanım alanı çok kısıtlı olduğu için çok fazla eser üretilmemiştir. Bu gördüğümüz ürün sadece gümüşten ibaret. Üzerindeki işçilikse kalem işi. Yani bir mine işçiliği göremiyoruz ama tabii ki de bazı tuz tahtlarında mine işçiliği var. Aynı o göstermiş olduğumuz tabakalarımızdaki gibi üst kısımlarında mine işçiliği bulunuyor. Alt kısımlarında, yan kısımlarında birçok bölümde uygulanmış oluyor. Bu gördüğümüz gibi sadece kalem işçiliğiyle süslenmiş bir eser ve çok fazla bulunmamakta. Kıymetli bir parça. Yani değerini son zamanlarda da fazlasıyla arttırmış bulunmakta. Çünkü neden? Üretilmiyor ve bu tarz işçilikler yapacak ustalarda zaten kalmadığı için